Çünkü yaşamak gibi bir şeydi yaptığı. Anasız bir tay gibi coşkun ve hüzünlü. Akşamın dinginliğini otluyordu o zaman. Her sabah denize çıkar, bir elma yerdi. Hüznünü ve çılgınlığını elmanın. Gözünü yumsan ağzında duyarsın. Ellerine bakma artık. Çünkü kar yağıyor, çılgın, hüzünlü. Büyük kentleri de düşünse, rahatlasa. İşte her şey nasıl haince karıştırılmış. Kirli çamaşırlarla sabunlar ayrı semtlerde. Saatin sonunda meydan. Suyun sonu ileride. Böyle yaşamak zordur elbet, anlıyorum. Çılgın ve hüzünlü. Çünkü bakışları yazda geçmiş bir geceyi andırıyor. Yaşanmış mı, Temmuz'da mı belli değil. Çılgın ya da hüzünlü. Şimdi dolaşıp duruyor aramızda. Kıpkırmızı bir duygu olarak. Doğudan batıya bir yüz halinde. Çılgın ve hüzünlü. Biraz daha yollarını öğrenmesi gerekir sanırım. Kahır çeker mekari katırları gibi. Onlar hiçbir şeyleri yok. Korkunca çılgın, sevinince hüzünlü. Kar dindi. Gerçekten dindi. Ellerine bakabilirsin artık. De asıl ustalık budur. Her zaman acemi olmayı bilmek. Diyen o şair sayesinde biliyoruz ki hepimiz usta hayat acemileriyiz. Ne yaşarsak yaşayalım, hangi duygunun içine girersek girelim, acemiliğimiz baki. Bir şiirde, bir şarkıda, bir hikayede bulduğumuz o ustalık ise nazar boncuğumuz. Turgut Uyar sıra dışı bir edebiyat insanı, disiplinli bir şiir savaşçısıydı. Şair kelimesinin içini tam anlamıyla doldurabilmiş, hayatı sakinlik ve rutinlik diyebileceğimiz özelliklerle donanmış olduğu halde, şiirleri çağlayanlar misali içimize akan yegane insanlardan biridir Turgut Uyar. Turgut Uyar, şiiri de yaşamı da bence çok az bilinen bir şairimiz. Benim anladığıma göre, bana göre hem şiiri hem yaşamı oldukça dramatik bir şairimizdir. Turgut Uyar'la 1960'lı yıllarda Ankara'da tanıştık. Ya da şöyle söylemem belki daha doğru olur. Onu Ankara'da tanıdık. Kızılay'da bir kamu kuruluşunda çalışıyordu ve bir odada, salonumsu bir odada birkaç memur birlikte çalışmaktaydı. Yani iş konumu bakımından sanki işte sıradan bir memur, devlet memuru. Hep şunu düşünmüşümdür, Turgut Uyar kişi olarak da, şair olarak da o odaya sığabilecek bir insan değildi. Aslında Ankara'ya da sığabilecek biri değildi, Türkiye'ye de sığabilecek biri değildi. Bana göre dünya bile ona dar gelen bir insandı. Şiirinde bunu hissetmişimdir. Arayışlarını hep hissetmişimdir. Ve hep yeni ufuklara doğru gitmek isteyen, derinleşmek ve genişlemek isteyen bir şiir dünyasıdır Turgut Uyar'ın şiiri. Yenilikler peşinde bir dünyadır. Hayatı da öyle. Şimdi aklıma Uzak Kaderler İçin adlı şiiri geliyor. İlk şiirlerinden biridir. Çıkıp gitmek üzerinedir ama çıkıp gidememek üzerinedir aynı zamanda. Hep hayal etmiştir bir yerlere gitmeyi, alıp başını gitmeyi ama bunu hiç yapamamıştır. Özel yaşam zorlukları, Türkiye'de olmanın işte Türk olmanın zorlukları, sorunları, dünya çapında bir duygu ve düşünce adamını dar kalıplara hapsetmiştir. Bunu hep hissettim. Onun şiirinde de, kişiliğinde de.
Ben Turgut Uyar, şair Turgut Uyar'ın oğluyum. İsimlerimiz aynı. Babam bana kendi adını koymayı uygun görmüş. Turgut Uyar'ım, ben en küçük çocuğuyum. Dört çocuğunun en küçüğüyüm. İki büyük ablam, bir de büyük abim var. Benim babamla olan ilişkim onlarınkinden biraz daha farklı olmuş olabilir. Çünkü kardeşlerim doğduğunda babam 20'li yaşlarındaydı. Ben doğduğumda 40'lı yaşlarındaydı. O yüzden onların gördüğü baba Turgut Uyar'la benim gördüğüm baba Turgut Uyar tahminen daha farklı olacaktır. Turgut Uyar'ın için böyle bir imaj var. Yani böyle genelde sıkılan, konuşmayan falan bir insan gibi. Belki dışarıya verdiği şey o, ya da aslında insanlarla gerçekten öyle bir tavrı demeyeyim de öyle bir ruh hali vardı, ama ben aslında babamı gayet esprili, neşeli bir insan olarak hatırlıyorum. Ben Senur Sezer, 60 kuşağı diye anılan, yani 1940'larda doğan, çoğu ikinci yeniden geçerek bir kısmı doğrudan toplumcu gerçekçilikle başlayan kuşaktanım. Turgut Uyar'ı Tomris'le evlendikten sonra tanıdım kişisel olarak, ama ondan önce tabii şiirini biliyordum. Turgut insan olarak çok sakin görünen bir insandı, ama bu sakinlik dibi derin suların sakinliğiydi. Ben doğrusu Turgut'la konuşurken her sefer biraz korkardım, çünkü duygusal patlamalarının ne zaman olacağı belli olmayan da bir insandı. Zannediyorum onunla bir konuşma yaptığımızda ben ona neden kötümser olmakta ısrar ettiğini ya da gitgide neden kötümser olduğunu sordum. O ilginç bir cevap verdi. Gördüm, denedim, kötümser olmakta haklıyım diye. Denedim, belki Türkiye'nin umutlu olmak gerekirken umutsuz günlerini yaşamanın getirdiği bir dönemdi. Hepiniz hatırlayacaksınız. İkinci yeni dediğimiz arkadaşlar, Cemal de, Turgut da, özellikle Edip, gencecik insanların öldürülüşüne tepkiler duydular. Ben Turgut'tan dışarıdadır diye sayılan şiiri severim. Beyeceği sorarsanız içeridedir. Ama bir de dışarıda olanlar vardır. Dursun Ali'yi mi sordunuz Nevşehir'den? Dışarıdadır, Almanya'da. Karanfil suyu neyleri söyler durmadan. Nevşehir koca bir şehir. Bakmadan kim geçebilir yanından? Seyfettin'i mi sordunuz? Dışarıdadır, Almanya'da. Adına gül denen menekşeyi hatırlar durmadan. Aslında ne menekşe ne güldür hatırlanan. Topluca bir coşkunluğa varıldığı zaman. Şöyle ki bir türkü sanki alır götürür kimsesizliği. Münşen'de, Köln'de, Stuttgart'ta falan. Ateş sönmez rüzgarın sesinden, tersine parlar. Önüne durulmaz olur artık harından. Ha, Süleyman'ı sorduysanız o içeridedir, Türkiye'de. Muzaffer'i sorduysanız o da içeridedir, Türkiye'de. Hasan da içeridedir, Türkiye'dedir. Mümtaz da Türkiye'de. Behice de öyle ülseri depreştiği zaman. Yeni bir türkü bozar gider beyazlığın adını. Şakır şakır bir yağmur gibi belleklerde kalan ve hatırlanır bir atın susuzluğu. Her şey 4 Ağustos 1927'de başlar. 6 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya gelir.
babası Hayri Uyar, subaydır ve ailesinden çoğunlukla uzakta yaşamak zorunda kalmıştır. Turgut Uyar belki bu yüzden biraz da hüzünlü bir çocuktur. Uzakta olan bir baba, bir yanını eksik bırakmıştır. Bu durumdan şu şekilde söz eder kendisi. Hüzünlü bir çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. Ağabeyim bana sataştıkça annem, yapma oğlum derdi ona. O içli bir çocuk. Öğrenim hayatından sonra memuriyet yılları başlar. Askeri memur olarak yıllarca çalışır ve sonra istifa eder. Ben severim omuzlarımı bir gün, sırma apoletleri olmasa da. Dizesi bundandır belki de. Emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşir. Anlatacak çok da şey yoktur aslında Turgut Uyar'ın hayatında. Sıradan ve sade bir hayat sürer. Ama sığmaz dünyalara yine de. İstanbul'da dar gelir ona, Ankara'da. Kendi dünyası bile dar gelir usta şaire kim zaman. Böylesi şiirler yazması bu yüzden midir bilinmez. Dizeler akar akar da içimizin en acıyan noktasında son bulur. Hüznün şairi bizi en kırılgan yerimizden yakalar. Kırıldığımız yerlerden tekrar tekrar kırılmamız bundandır. Yezdan Hanım'la yaptığı ilk evliliğinden 3 çocuğu olur şairin. Erken yaşta baba olur, sorumluluklarla karşı karşıya kalır. İkinci evliliği ise Tomris Uyarlı'dır. Turgut Uyar'ın Tomris'i için yazdığı "Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur" dizesinde gün yüzüne çıkan aşktır. Okuyanı da aşka sürükler. Senin için alışılmış şeyler söyleyemem, sana yaraşmaz. Kış gecesi amcamızdır, bahar yakından kardeşimiz. Alır başımı Erzincan'a giderim seni düşünmek için. Dörtlükleri bozarım, çünkü dağlar ne güne duruyor. Kıyılar ve eskimeyen her şey seni anlatmak için. Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur. Ne var ki ıslanır gider coşkunluğun, durmadan, durmadan. Dağ biraz daha benden, deniz her zaman senden. Hiçbir dileğimiz yok şimdilik tarihten, coğrafyadan. Kimselere benzemesin isterim seni övdüğüm. Seni övdüğüm zaman güzel bir çingene yalnız başına dolaşmalı kırlarda. Seni övdüğüm zaman. Bir gece anımızdan söz etmek isterim. Ankara'nın böyle bir karanlık bir gecesiydi. Karanlık bir gecesiydi. Kızılay'da Bilgi Kitabevi'nin olduğu o yer. Şöyle ilginç bir rastlantı oldu. Ben bir sokaktan çıktım. Bir yerden Veysel Öngören çıktı. Sözleşmişiz gibi sanki. Bir yerden de Turgut Uyar çıktı. Ve böyle bir an üçümüz böyle bir konuştuk. Turgut Uyar çok sarhoştu o gece açıkçası. Belki biz de öyleydik bilmiyorum. Şimdi onu tam hatırlamıyorum ama Turgut Uyar ve çok dağınıktı, üzgündü. Ve şu cümlelerini hiç unutmam. O günlerde yazdığı bir şiirden dizelerdi onlar. Sonradan şiiri de okuduk. Kanayan bir beyinim ben diyordu. Ben kanayan bir beyinim. Bunu hiç unutmam. Çok sıkılan bir adamdı Turgut Uyar. Çok sıkılan bir adamdı. Ve o sıkıntısının içinde bence çok büyük ciddi varoluş problemleri vardı. Sığmayan bir adamdı. Asıl sorun da bence oydu. Tekrar ediyorum, ülkeye de sığmıyordu, o odaya da sığmıyordu, özel yaşamına da sığmıyordu. Ve hayatı bana göre hep bu sıkıntılarla sürdü ve öylece de sona erdi diye düşünüyorum. Dost olarak vefalı bir dosttu. Ee,
derin sular gibi dediğim bir sakinliği vardı. Ben doğrusu Turgut'u bütün öteki arkadaşlarımdan daha az tanıyorum. Belki saygıyla karışık bir korku duyduğum için. Askerliğinden geldiğini söyleyemem çünkü daha bir memur sınıfı askerdi. Ama öfkesi nasıl göstereceğini ya da neden öfkeleneceğini anlamayacağınız ya da benim anlamayacağım bir insandı. Onlarda yemek yediğimiz bir akşam, bilmiyorum bu herhalde bir şeyi yanlış anlamışım ya da benim ifade biçimimden hoşlanmadı. Elimden tutup bana olayı bir daha anlatışını hatırlıyorum. Bu elimi masaya bir iki defa vurdu. Bu doğrusu beni korkuttu. Uyar ilk şiiri Yağdı, 7 Gün dergisinde yayımlar. Nurullah Ataç'ın ısrarlarıyla da 1948'de Kaynak dergisinin yarışmasına katılır. Şiiri Arzahal yarışmayı kazanır. Yarışmaya katılması konusunda ona destek olan Nurullah Ataç, şairin Türkiye'm adlı şiir kitabına yazdığı ön sözde de şöyle demiştir. Bilmem yanılıyor muyum Turgut Uyar'ı iyi bir şair saymakla. Hiç sanmıyorum. Ne olursa olsun onun için atıyorum zarımı. Şiirinin açılım noktası, açılım evresi, büyük evresi de buna diyebiliriz. Dünyanın en güzel Arabistanı'dır ve oradaki, yanılmıyorsam eğer oradadır o şiir, Geyikli Gece adlı şiirdir. Türk edebiyatında, Türk şiirinde bir aşamadır. Uzun cümlelerle, düz yazısal cümlelerle yazılmış gerçekten bir destandır. Halbuki korkacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı o kadar diye başlar. Ve çağdaş uygarlık dediğimiz insansızlaşmayı, doğadan kopuşu, insandan kopuşu, insanın değersizleşmesini bizim edebiyatımızda ve bence dünya edebiyatında da çok iyi anlatan şiirlerin başında gelir. Halbuki korkulacak bir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı, o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama Geyikli Gece'yi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli Gece'yi hep bilmelisiniz, yeşil ve yabani uzak ormanlarda. Güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan hepimizi vakitten kurtaracak. Bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek Geyikli Gece'yi kurtardık. Evet, kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk, kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez Geyikli Gece yüzünden. Bence Turgut bizim şiirimizi daha sakin bir sesle girdi. Bir kutsal kitap sesiyle ama alışık olmadığımız bir kutsal kitap sesiyle. Zaten İlk şiirleri, yani ikinci yeni sayılan ilk şiirlerinde mezmurlarda bunlar adıyla, mezmur oluşuyla vardır.
Bu mezmurlarda sıradan insanın topluma göre suç sayılan eylemlerinin savunmaları vardır diyebiliriz. Bazı araştırmacılar Turgut'ta kutsal kitap izlerini değil yalnızca yeniden dirilmenin adı geçen yerlerini de bulurlar. Türkiye'mden dünyanın en güzel Arabistan'ına nasıl geçti? Bunun cevabı belki Efendimiz acemilikte ya da korkulu ustalık diye anlattığı okuru alıştırmaktan bıkmaya götüren tek düzelik korkusudur. Bir şairin kabul gören bir şiirden yeni bir çizgiye atlamasının çok kolay olmadığını biliyoruz. Turgut'un asıl ustalığı şiirini nerede değiştireceğini bilmekti. Ama bu şiirin nerede değiştireceğini bilmek noktası İlham Berk'in, sevgili İlham Berk'in sık sık söyleyiş değiştirmesi gibi bir değişiklik alışkanlığına varmadı. Bence güzelliği de oydu. Haydi kalk, yoruldum. Bir patlıcan nasıl büzülürse bostanda, durup da olmayı beklerken. Haydi kalk, haydi kalk dedim. Senden aldım kendimden, ölümü bir güzel ezberledim. Anladım, yorgunsun kara gece nöbetinden. Çocuk öldü, ben yoruldum ölüm nöbetinden. Saatimi kurdum, saatini de kurdum. Haydi kalk, haydi kalk, şimdi bunu gömelim. Neden öldü? Ben buradaydım, sen oradaydın. Belki de bahar filan vardır Erzincan'da, ne bilelim. Haydi kalk, trenler kalkıyor, duyuyorum. Biliyorum, yorgunsun her geceden, biriken her geceden. Haydi kalk, şimdi bunu gömelim. Haydi kalk, bitiverdi. Haydi kalk yorgun güzelim, haydi kalk. Hadi artık öldüm, biliyor musun? Hadi kalk İzmirlere filan gidelim. Ben ondan sevdiğim, bana büyük hikayeler anlatan bir diziyi tekrarlamayı severim. Hadi kalk İzmirlere falan gidelim. Bu kelime, Yesan, İzmir oluşu... Belki de hatırlayacağınız bir Sait Faik öyküsünde vardır. Sait Faik bir bit pazarı gibi bir yeri dolaşırken bir çocuğun bir kuş sattığını görür. O kuşu satacak ve İzmir'e gidecektir. O kuşun ne değeri, ne eni boyu İzmir parasını karşılayacak gibi değildir ama Sait Faik'i de duygulandırır. Başka birine de sen de İzmir'e mi gideceksin diye sordurur. Ben bir sevgiliye, bir eşe, belki de Tomris'e söylenen üç gün ağlamış, üzülmüş bir insana hadi kalk İzmirlere falan gidelim sözünde aynı çaresizliği, aynı avunma isteğini görürüm de Turgut'un onca kitabından, Kayayı Delen İncir'den falan daha çok içimi titretir. Hadi kalk İzmirlere falan gidelim dizesi.
Çünkü kötü bir kışın arkasından bağırmadan anlatılmayacak bok büsür günleri yaşamanın ne demek olduğunu bilirim. Bir şairi belki ezbere okumaktır güzel olan, ama bir tek kelimeyi yanlış okursanız bütün anısı yıpranır diye korkarım. O yüzden ezbere Turgut'tan bir şey okumak elimden gelmez. Ama o mezmurlardan birinde sevişmeleri halka gösterilen, çamaşırları halka gösterilen delikanlının vah banası hala içimi titretir. Alıp başını gitmelerin, göğe bakmaların, dengenin, dengesizliğin, umudun, hepsinin şiiri ondadır. Bir şiirinde bir dizesi vardır ki okuyana bir hançer saplar adeta. Sev beni, bir dağ gölgesi kadar sev. ...22 Ağustos 1985'te yaşama veda eder. Bedeni Rumelihisar mezarlığında olabilir. Ancak ruhu bizlerledir, dizeleri bizlerle. Şairler ölmez çünkü.